Aslında işte bütün memelilerde belki ortak payda bu noktada rüyanın görülmesi. Ama işte insan teki, yani insan dediğimiz varlığın gördüğü şeyleri anlamlandırmak gibi bir kaygısı var, bir derdi var. Yani şimdi düşünün ki işte insan dediğimiz varlık, bu varlık sahasına çıktığı zamandan itibaren uykusu da ortak bir payda, tüm insanların ortak paydası, zaruri bir ihtiyacı ve uykuda bir takım düşler görüyor. İster istemez tabii ki insanlar bunları anlamlandırmak istiyorlar. Ve bunları bir takım işte metafiziksel şeylerle bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Bir takım doğa olaylarıyla, hadiseleriyle bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Ve bilinebilen en eski kaynaklarda milattan önce yazılı olarak 5000'lere kadar giden, Asurlarda kadar dayanan bir rüya tabiri meselesi ortaya çıkıyor. En azından bilinen yazılı kaynaklar böyle. İşte aynı şekilde Mısır'da da, işte Sümerler'de de görebiliyoruz. Bugün mesela işte British Museum'da milattan önce 2000'lere dayandığı tahmin edilen papirüslerde 200 civarı rüyanın tabir edildiği görülüyor. Birçok farklı kültürde var bu. İnsanlar neden bu rüyalarını tabir ettirme ihtiyacı hissetmişler? Çünkü dedim ya, metafiziksel olarak gerçekleştiği düşünülen bir şey. Ve acaba bu gördüğüm olay gerçek hayatta, tabii tecrübe edip etmemesi de açıkçası çok mümkün değil. Ama bu gördüğüm olaylar acaba benim geleceğimle ilgili bana ne gibi sonuçlar doğuracak? Mesela bana uğur mu getirecek, uğursuzluk mu getirecek? Şimdi bakın, mesela bir takım ilkel kabilelerde antropolojik araştırmalar gösteriyor. Bazı kabilelerde bir kadın gebe ise o kadının karnındaki çocuğun dünyaya gelip gelmeyeceği baba tarafından karar veriliyor. Neye dayanıyor? Aslında rüyalara dayanıyor. Mesela insanlar diyorlar ki işte rüyalarda kötü ruhlardan bir takım işaretler aldım. İşte bu çocuk bize hayır getirmeyecek. İşte bunu doğduğu zaman öldürülsün. Ya da bu çocuk bize uğur getirecek, şans getirecek ve işte bu bakılsın, gözetilsin. Şimdi bu boyuta getirecek kadar insanlar rüyayı böyle bir mutlak bilgi kaynağı olarak görebilmişler. Ya da mesela Hazreti Musa kıssası meşhurdur, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. İşte Firavun'un gördüğü bir rüya üzerine bütün İsrailoğlu çocuklarını öldürmeye çalıştığı bilinir. Neden dolayı? Çünkü işte kahinler rüyayı şöyle yorumluyorlar. Diyorlar ki İsrailoğulların içerisinden biri çıkacak ve o senin tahtını, saltanatını yerle bir edecek. Bu sefer bütün İsrailoğulları çocuklarını işte öldürmeye yöneliyor. Yusuf antik kıssası gene aynı. Evet, Yusuf kıssası var. Yani onları daha sonra bahsederiz diye şu anda girmiyor. Tabii konuşacağız ayrıntılı. Evet. Şimdi mesela antik Yunan'a bakıyoruz. Antik Yunan'da da aslında mesela insan gece uyuduğu zaman ruhunun bedenden ayrılıp tanrılarla görüşmeye gittiği varsayılıyor, kabul ediliyor. Ve bir takım bilgiler onlardan alıyorlar. Ya da işte mesela eski Türklere baktığımız zaman da öyle, örneğin bir savaşa çıkılacaksa ya da çok önemli bir karar alınacaksa rüyalar üzerinden, rüyalardan hareketle bir takım kararların alındı ve bunlara uyulmaya çalışıldığını görüyoruz. Şimdi bu kadar kadim bir meselenin kutsal kitaplarda tabii geçmemesi şaşırtıcı olurdu. Tevrat'a baktığımız zaman ve Talmud metinlerinde de bir takım rüyalar, özellikle Hazreti Yusuf'un rüyasının Tevrat'ta da olduğunu görüyoruz. Rüyalar ve bu rüyaların yorumlanmasıyla ilgili bir takım yazılar. Veya Hristiyanlıkta da aynı şekilde. Mesela işte Hazreti İsa'nın bazı insanların rüyasına geldiği inancı düşüncesi ve onlara bir takım mesajlar verdiği veya onları görevlendirdiği şeklinde inançlar görebiliyoruz. Bu kişisel olarak da bir grup olarak da gerçekleşebiliyor ve insanlar kendileri bir takım misyonlar edinebiliyorlar. Yine İslamiyet'te de işte tabi Kur'an'ı boyutundan bakacağız ona mutlaka, ama İslamiyet'te de insanların bir kısmının Peygamberimizi rüyada görmesi veya Peygamberimizden bir takım mesajlar aldığını ifade etmesi ya da yazdığı bir takım kitapların bizzat Peygamberimiz tarafından yazılmasının emredildiğini iddia etmesi ya da mesela işte Peygamberimizin rüyasına gelerek işte cennetlik olduğunu işte müjdelemesi falan türünden rüyaların maalesef ki anlam ve amacından saptırıldığı bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla aslında suistimal edilme, özellikle dini konularda suistimal edilme çok açık bir mesele olduğu için olayı mutlaka ama mutlaka bilimsel çerçeveden değerlendirmek gerekir. Yani bu rüya olayının gerçekleşmesi, nasıl gerçekleştiği veya gündelik hayatımızda pratik olarak mutlak anlamda bir bilgi olarak kabul edilmeyeceği, yani felsefenin, teolojinin ve aynı zamanda bilimin bir konusu. Evet. Şimdi bu gelişim